sonbahara girdik sayılır. Eylül ayına girince mevsimler de değişecek diye düşünüyorduk ama birdenbire havalar çok ısındı. Herhalde o senenin en sıcak haftasını yaşıyoruz desek yanlış olmaz. Tabii sadece havalar ısınmıyor. Aynı zamanda olaylar da maalesef son zamanlarda giderek ısınmaya başladı. Tabii bugünkü basın toplantımıza başlarken 2 Eylül 2020 dün rahmeti Rahman'a kavuşan çok sevdiğim kıymetli arkadaşım Profesör Doktor Arif Ersoy Bey'i kaybettik. Uzun bir zamandır tedavi görüyordu hastanede. Çok uzun bir zaman yoğun bakımda kaldı. Fakat son günlerde sanki bir toparlanma oluyor gibi gözüktü ama takdiri ilahi son nefesini de dün verdi kendisine. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum, yakınlarımıza diyorum. Çünkü hakikaten biz belediye başkanlığı zamanında da daha sonra da kendisiyle çok yakın çalıştık. Çok üzdü. Son zamanlarda tabii bu üzüntü hadiseler artıyor. Her gün bir yenisiyle karşılaşıyoruz. Sayın Babacan'a da tekrar geçmiş olsun diyorum. Ailede tabii bir defa bulaşınca bütün aile anlaşılan aynı etkinin altında kalıyor. Eşi ve çocukları evdeler. Kendisi biraz daha anlaşılan özellik gerektirdiği için bakım özelliği hastaneye kaldırılmış durumda. Cenab-ı Hak'tan kısa zamanda sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum. Tabii muhterem arkadaşlar, ister istemez gündemimizin en önemli maddesi sadece bizim değil, bütün dünyanın koronavirüs salgını hala devam ediyor. Periyodik olarak bazen iniyormuş gibi gözüküyor. Bazen de süratle bir artış içindeymiş gibi. Ancak son zamanlarda iktidar tarafından özellikle çok çelişkili yaklaşımlara şahit oluyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları, rakamlar artık millette güveni iyice sarstı. Türk Tabipler Birliği'ni ziyarete gitmiştim. Orada da edindiğim intiba hakikaten bizi endişeye sevk ediyor. Eğer siyasi veya ekonomik kaygılarla bu rakamlar milletten gizleniyorsa şunu iktidar bilmeli ki bunun kesinlikle ne kendilerine ne ülkeye hiçbir faydası olmaz. Hem millet zarar görür hem de kendileri zarar görürler. Sadece bu koronavirüs sebebiyle değil iktidarın maalesef atmış olduğu yanlış adımlar sebebiyle de millet giderek çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Onun için burada Sağlık Bakanı'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kendisine bu hadiselerin, bu salgının başlangıcından beri Türkiye'de bir güven doğdu. Ben de şahsen kendisinin mutat açıklamalarını hep faydalı ve geçerli buldum. Ama son zamanlarda artık yapılan açıklamalarla sahadaki fiili olgular bir türlü örtüşmüyor. İddialar o kadar vahim ki 1'e 10 hata var deniliyor. 1'e 10 hata olmaz. Kasten rakamları gizlemek manasına gelir. Bugün
Ankara'da bütün hastahaneler dolu. Ha bütün dediğimiz zaman pandemi sebebiyle özellikle görevlendirilen hastaneler için söylüyorum. Özel hastahanelerde herhalde böyle bir durum yok. Ama orada da imkanı olanlar sadece oralardan faydalanabiliyor. Onun için Sayın Bakan'ın bundan sonraki açıklamalarını biraz daha gerçeklerle örtüşür, %100 olmasa bile gerçeklerle örtüşür olması lazım. Artık hadiseler biraz önce de gündeme getirdiğim gibi hepimizin, herkesin yakınlarında 1, 2, 3, 5 yerine göre 10 kişi bu hastalığa yakalanmış olarak gözüküyor. Bu bir patlama olduğunu işaret ediyor. İnsanlar trafik kazası geçiriyor, hastaneye gidiyor, test yapılıyor. Hadi bakıyorsunuz ki hepsi birden koronavirüse yakalanmış, pozitif çıkıyor. 1, 2, 3 değil bu. Yüzlerce, binlerce, on binlerce böyle hadiseler var. Bunlar milletin gözünü korkutmak için değil. Elbette ciddi tedbirler alınacak. Elbette bir takım adımlar atılacak. Ama rakamları gizlemek insanların yaşanmasıyla ilgilendirdiğiniz zaman bize de iktidara da hiçbir fayda sağlamaz. Tam tersi insanlar biraz daha gevşer. Mesafeye dikkat edeceksiniz. 3 tane temel kayda konulmuş. Mesafeye dikkat edeceksiniz. Maskeyi mutlaka takacaksınız. Ellerinizi yıkayacaksınız. Çevrenizi de hep temiz tutacaksınız. 3 tane temel kural. Ama bu temel kuralı maalesef yeri geldiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile dikkate almadığına şahit oluyor. Giresun'a gidiyorsunuz siz. Efendim Giresun'da bir böyle miting tertip edilmedi. Elbette edildi diyemezsiniz. Bu kadar da biz sizin ne diyelim öngörüsüz olduğu kanaatinde değiliz ama bir miting olacakmış gibi hazırlık yapıldı. Yani Cumhurbaşkanı'na buraya millet geliyor getir biraz çay dağıtalım şunlara mı denildi? Demek ki önceden hazırlandı. Hazırlıklı olarak geliyorsunuz, millete de çay dağıtıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki bu kendiliğinden oldu. Milletin Sayın Cumhurbaşkanı'na duyduğu sevgiden dolayı millet oraya doldu. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı geldiği zaman bu olmaz mı? Olur. Ama siz bunu bir miting meydanında yaparsanız millet de gelir. Vebal de sizin omuzlarınızda yüklenir. Bunun şakası yok ki. Bu bir şeyi gösteriyor millet nezdinde. Bir, rakamlar gizlendiği için. İki, Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet yetkilileri bu tip meselelerde umursamaz oldukları için milletin de bir kısmında ya bu salgından bu kadar bahsediliyor ama demek ki o kadar da önemli değil. Maske taksan ne olacak, takmasan ne olacak? Mesafeye riayet etsen ne olacak, etmesen ne olacak? Bu hava millete aşılanıyor farkında olmadan. Bu bir sorumsuzluktur muhterem arkadaşlarım. Ama işin garibi var. Bir tane havuz medyasından, bir tane değil havuz medyasının bir işi var. Muhalefete saldırmak. Özellikle bizlere karşı da, Saadet Partisi'ne karşı da saldırmayı bir görev olarak biliyorlar. Hakaret ediyorlar, küfrediyorlar, yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. Ha bunların karşısında da bizim geçenlerde bir Ankara İl Gençlik Kollarımız gazetenin önünde bu gazetelerden birisinin önünde bu yaptıkları yanlışlığı, iftirayı, yalanı protesto etmek için önceden haber vererek sosyal mesafeye dikkat ederek bilmem maskelerini takarak bir basın açıklaması yapıyorlar. Hemen emniyete haber veriliyor. Talimatla geliyor bizim gençlerimiz toparlanıp partinin gençlik kolları mensupları toparlanıp emniyete götürülüyor. Ayıptır ya. Ayıp. Bu zorbalıktır. Türkiye bir eşkıya devleti değil.
Ondan sonra da 4 saat orada tutuluyor. Buraya sizi getirdik. Ne olacak? Bir bahane bulmaları lazım. Sosyal mesafeye devam et, itibar etmemişsiniz, dikkat etmemişsiniz diye her birine bir ceza kesiliyor. Allah'tan korkun ya. Cenab-ı Hak bunun cezasını size verir. Hiç kimse unutmasın. Hiçbir şey dünyada karşılıksız kalmaz. Bu bizim inancımızın temeli. Sizin de inandığınızı iddia ettiğiniz inancın temelinde bu yatar. Allah'tan korkun. Yaptığınız bir yanlışlığı üstünü örtebilmek, onu sanki sağlam temellere oturuyormuş bir göstermek için milleti topladınız. Peki Giresun'dakilerini nasıl topladınız? Yani Sayın Cumhurbaşkanı milleti bir yerde topladığı zaman sosyal mesafe kuralı ortadan kalkacak. Maske de kalkacak. Oraya kimse müdahale etmeyecek. Ama önceden haber verilerek yapılan bir basın açıklamasından dolayı gençler alınıp karakola götürülecek. 4 saat, 5 saat bekletilecek. Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye zorbalıkla yönetilen bir devlet vasfından bir an önce kurtarılmalı, kurtulmalı. Allah rızası için bundan 18 sene önce, 17, 16, 15 sene önceye kadar gidin. O zamanki söylemlerinize, o zamanki tavırlarınıza bir bakın, bir de bugüne bakın ya. O günkü zorbaların hüviyetini siz şimdi taşıyorsunuz. Daha da şiddet oldunuz. O gün neyi tenkit ediyorsanız bugün siz icra ediyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Size körü körüne bağlı olan bir grubu sürekli olarak peşinizden götürebilirsiniz ama emin olun ki her geçen gün size verilen destek düşüyor. Bunu görüyorsunuz zaten. Bugünkü çabanız, bu desteği yeniden nasıl kazanırım çabası. Yanlış yolda yürüyorsunuz ama. Siz adaleti çiğnerken adaleti üstün tutacağınızı iddia edemezsiniz. Siz baskıdan, zulümden bahsederken zulüm işlerseniz bu sözünüze itibar olmaz. Siz ekonomideki adaletsizlikten bahsederken insanlar açlık çekiyorlarsa, işsizlik büyük bir dert haline gelmişse, ekonomi dibe vurmuşsa kimseyi inandıramazsınız. Yapmayın, etmeyin. Bu millet, bu devlet, bu ülke hepimizin. Sadece sizin değil. İktidarda kalma hırsıyla millete yaptığınız ezanın karşılığını mutlaka görürsünüz. Şimdi bir şey çıkardılar. Efendim, muhalefetin bir tane derdi varmış. Neymiş? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Peki bir de buna öbür taraftan bakın. Bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kalabilmek için her yola başvurmayı, her kuralı çiğnemeyi meşru görüyor kendisi için. Buna ne diyeceğiz? İlle de gitmem. 18 sene ya. Onun için diyorum bundan 15, 16, 17 sene önceki ifadelerine, tavırlarına, düşüncelerine bir bakın. Özellikle iktidar sahipleri bir baksınlar. Biz neydik, ne olduk diye. O gün kendileri şikayet ettikleri zulmü bugün kendileri işler hale getirdiler. Bu ülke böyle düzelmez. Ve bu bir sahada değil, her sahada böyle. Muhterem arkadaşlarımızın ekonomide bizim ısrarla söylediğimiz birkaç tane kıstas var. Elbette hükümet bir takım adımları atıyor. Bugüne kadar attı da. Yatırımlar da yapıyor. Ülkeyi de zenginleşmiş gösteriyor.
Peki gerçekler ne dediğiniz zaman, gerçekler, rakamlar iktidarın bu yaklaşımını yalanlıyor. Tekzip ediyor. Kendilerinin aldıkları tedbirler de bugün bunun en açık göstergesi. Resmi rakamlar bile, ki bu rakamlar hep iktidar tarafından törpülenerek vatandaşa yansıtılıyor. Bakın TÜİK'in rakamlarını söylüyorum. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %9,9 daraldı. 10 diyemediler. Niye? 10 olursa iki rakamlı hale gelmiş deneceği için tek rakamı, kıl payı kurtardık diyorlar. %9,9 gerilemiş. Bunun ifade ettiği mana ne? 2013'te kişi başına düşen milli gelir 12.400 dolarken, 12.400 dolarken kişi başına düşen milli gelir 8.900 dolara geriledi. 2013'te 12.400 dolar olan kişi başına düşen milli gelir bugün 8.900 dolara geriledi. Türkiye küçülüyor. Ekonomi daralıyor. Bu ne demek? Problemler artıyor. Şunu hemen ifade edelim ki muhterem arkadaşlarım, biz öyle uçuyoruz, gaz bulduk, bütün problemlerimiz artık çözüldü diyerek siz yaptığınız hataların, millete verdiğiniz zararların üstesinden gelemezsiniz. Milleti inandıramazsınız. Millet yaşadığını biliyor, yaşıyor çünkü. Onun için şunu çok açık olarak söylemekte fayda görüyorum ki lafla peynir gemisi yürümez. Darbu mesel bu. Ne kadar laf ederseniz edin, siz bu gemiyi artık yüzdüremiyorsunuz. Propagandada bir sistem vardır. Bir yalanı ne kadar çok tekrar ederseniz inananlar da o kadar çok artar diye. Ama bunun bile bir ölçüsü vardır. Bir noktadan sonra artık insanlar doğru söylediğinize bile inanmamaya başlarlar. Onun için millete yanlış bilgi vermekten bir an önce imtina etmenizi, çekinmenizi tavsiye ederim. Bazı rakamlar var ki çok açık. Biz onu söylüyoruz hep. Ekonomide işsizlik önemli bir rakamdır. Fert başına düşen milli gelir önemli bir rakamdır. Borç önemli bir rakamdır. Dış ticaret açığı önemli bir rakamdır. Bütçe açığı önemli bir rakamdır. Buralarda ne oluyor? Sadece birkaç tanesini hemen arz etmek istiyorum. Dış ticaret açığı Ağustos'ta 6 milyar doları vurmuş. 6,3 milyar dolar. İşin kötü tarafı, dış ticaret açığı hep artış eğiliminde. İhracat bir yıl öncesine göre %5,74 azalmış. İthalat aynı dönemde %24,6 artmış. İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Açık büyüyor, kapatılamıyor. 6 sene sonra doğal gazdan elde edeceğimiz fayda gelene kadar bu milleti iflah kesilecek. Kurbağa için derler ya, su gelene kadar kurbağanın gözü patlamış diye. Allah muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun. Biz bu rakamları iktidarın göz önünde tutmasını, bunu da açıkça söylemekten çekinmemesini tavsiye ediyoruz. Rakamların üstünü örterek, gerçeklerin üstünü örterek siz millete iyisiniz, daha da iyi olacaksınız demekle millet iyi olmaz.
sosyal yardımlarla bir kısım vatandaşımızın asgari derecenin altında ufak ihtiyaçlarını karşılayarak partizanca yaptığınız yardımlarla milletin derdine derman olmayı düşünürseniz emin olun bu yetmez. Ki oradaki partizanlık, millet o kadar büyük sıkıntının içinde ki ayda kendilerine verilen 400, 500, 600 lirayı önemsiyor. O da partizanca verildiği için yanına gidin, iktidarın en büyük destekçisi onlar. Ama bir noktaya gelir, seslerini çıkaramazlar, sandıkta isyan ederler ve edecekler. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı, muhalefet, Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun derdindedir diye düşünürken yanlış düşünüyor. Elbette muhalefet kendisi, kendi adayının kazanmasını arzu eder. Bundan daha tabii bir iş olmaz. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun mantığıyla değil. Türkiye içinde, Türkiye'nin içinde bulunduğu problemler bir anda çözülsün. Bir an önce çözüme yönelik adımlar atılsın. Bu iktidarda artık Sayın Tayyip Erdoğan'ın geçmişte ifade ettiği gibi parti kadrolarında değil, kendisinde de metal yorgunluğu var. Artık yanlışları teşhis etmekte zorlanıyor. Çevresinde öyle bir ekip meydana gelmiş ki doğruları değil, işlerine geleni doğruymuş gibi ona takdim ediyorlar. O ekibi siz kaç kere değiştirirseniz değiştirin, artık bu metal yorgunluğu gerçekleri görmenize fırsat vermiyor. 18 yıl siz de yoruldunuz, bu millet de yoruldu. Elbette iktidarda kalmak isteyebilirsiniz. Ama yanlışları savunarak değil, başkalarına hakaret ederek değil, iftiralarla değil, yanlış kampanyalarla değil, zulmü adalet gibi göstererek hiç değil. Yani şaşıp kalıyorum ben. Sayın Erdoğan sanki bu dünyada 18 yıldır yaşamamış gibi bu ülkede. İstanbul'a gittiği zaman, ya bu İstanbul'a herkes hakaret, ihanet etmiş, biz de dahil diyebiliyor. Gerçeği kendi gözleriyle görünce kabul ediyor. Ya emin olun, Türkiye'de bütün ekonomi o gördüğünüz yüksek binalardan ibaret. Dikey büyümeyle ülkeler güzelleşmişmiş. Günaydın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tabii bunlar olunca şimdi bütçe açık vermeye başladı. Daha doğrusu açık vermeye zaten başladı. Zaten açık kabul ediliyor da açık üstü örtülemez bir hale geldi. Önce millete çok düşük faizlerle kredi verip hadi bakayım şu araba sektörünü ve inşaat sektörünü bir canlandırın dediler. Bir hareket meydana geldi ve hakikaten de piyasa canlandı. Şimdi para lazım. Arabalara döndüler. Birken üçe çıkardılar aldıklarını. Bir araba, gümrük girişi 150 bin lira. Dışarıdan ithal ediyorsunuz. Dünyada bunun emsali başka bir yerde var mı bilmiyorum. ÖTV 300 bin lira. Arabanın ithal değeri 150 bin lira. ÖTV 300 bin lira. KDV 86 bin lira. İnsaflı biraz. TRT payı, ya Allah aşkına TRT'nin Türkiye'ye ithal edilen arabalardan aldığı pay nereden çıkıyor? Ne alakası var TRT'nin araba ithalatıyla? Bir yerde bir gelir lazım. Yaz onu da şeye diyor, deftere. Sonunda ne oluyor? 150 bin liraya ithal edilen arabanın maliyeti 567.108 liraya çıkıyor. Problem çözmek işte böyle. Ciddi adım atacaksın, korkmayacaksın. Vergiyi iki değil, üç misline çıkaracaksın. Tepesine vuracaksın. Öyle bir kanaat var, vurmadıkça bunlar adam olmaz diyorlar anlaşılan. Tepesine vur,
Oyunu al sandıkta. Muhterem arkadaşlarım, bu metotla ülkenin düzelmesi mümkün değil. Hemen alıp hadiseleri çarpıtmaya da kimse yönelmesin. Gaz bulundu. Bizim Karadeniz'de bulunan gaza itiraz etmemiz mümkün mü? Sevinmememiz mümkün mü ya? Bu bizim memleketimiz için. Elbette memnunuz. Elbette söylenen doğru. Geçmişte doğru dürüst sondaj yapacak gemimiz yokken bugün 4 tane gemimiz var. Tebrik ederiz. Güzel bir adım. Ve bunlardan bir tanesi de Karadeniz'de belli bir mesafede 300 milyar metre küplük gaz rezervi buldu. Kimse küçümsemiyor. İnşallah yapılan biraz daha bu sondajlar derine indiğinde bu rakam daha da yükselir. Ama Türkiye ekonomisini bir gazın omuzlarına yüklemeye kalkarsanız bu olmaz. O gazla Türkiye'nin problemini çözemezsiniz. O gazla işsizliği önleyemezsiniz. O gazla milletin daha fazla para kazanmasına imkan vermezsiniz. Muhterem arkadaşlarım, o gaz ekonomiye bir katkı sağlayacak. İş geliyor. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz? Bugünkü yatırım politikalarınızla bu gaz gene israfa giderse herkes bundan zarar görür. Onun için bizim tabii kaynaklarımız çok zengin. Biz demir madeni olan bir ülkeyiz. Ama dışarıdan ithal ettiğimiz demir cevheri 30 milyar doların üstünde. Her şeyi ithal eder hale geldik. Neden bu madenlerimizi doğru dürüst kullanmıyoruz? Kağıdımızı bile. Cumhuriyet'in kuruluşunda inşa edilen kağıt fabrikaları bile yıkıldı. Bugün Türkiye'de bütün kağıt ithal ediliyor. Allah'tan korkun ya. Bütün kağıt. Bir tane fabrika inşa halinde kimse çıkıp demesin ki ya sen görmüyor musun? Görüyorum elbette. Balıkesir'de bir fabrika şimdi inşa halinde, belki de bitmek üzere. Ama bir fabrikayla Türkiye'nin kağıt ihtiyacı karşılanmaz. Onun için ekonomideki anlayışları tamamen ranta dayalı. Onun için şimdi gündeme getirdikleri kanal bir türlü ondan vazgeçmek istemiyorlar. Niye? Çünkü arsa rantı var. Başka rantlar var orada. Böyle kişilerin rantını artıracak girişimlerle siz ekonomiyi düzeltemezsiniz. Üretime dönük yatırımlar elzem olmalı. Şimdi tutmuşlar, ilçe bazında teşvik vereceğiz. Yapmayın ya, ilçe bazında teşvik demek seçip özellikle bazı yatırımlara biz ekstradan para vereceğiz manasına gelir. İlçe bazında. Sen bir defa il bazında yap şunu bir görelim. 81 il var. Hatta ilden önce bölge bazında teşviklere ihtiyaç var. Hangi teşviği veriyorsunuz? Hangi sahalarda yatırım yapılmasını özendirdiniz de Türkiye ithalattan kurtuldu, yeni istihdam sahaları açıldı? Hangi yatırımlarla kalkındık? Ha şimdi efendim savunma sanayiindeydi, şuradaydı, buradaydı. Ya bunların hepsi laf. Buralarda adım atılıyor mu? Atılıyor. Ama o atımların altı ne kadar doğru, ne kadar dolmuş, onu görmek icap eder. Dışarıya bağlılık öyle lafla, sadece bir konuda bir şeyi montajla üreterek yapıyormuş gibi gözükmekle olmaz. Ne yazık ki işte bu gördüklerimizin bir karşılığını da milli eğitimde karşımıza çıktı. Karşılığını gördük. Sayın Milli Eğitim Bakanı, yani bir cümle kullandı. Aslında belki de bunu böyle kastetmedi ama böyle dememeliydi. Eğitimde asıl yük
öğretmen maaşlarıyla ilgiliymiş. Hadi. Öğretmen maaşlarını yarıya kesersek bütçede ciddi bir düzelme meydana gelecek. Manasına gelir bu. Öğretmen maaşlarıyla. Yani siz bir öğretmene hakikaten ona verilmesi icap eden maaşı değil, şimdilik idare edeceği kadar bir maaş vermek yeter diyor. Herkes biliyor ki öğretmenler yeteri kadar ücret alamıyorlar. Öğretmenlik en popüler meslek haline geldi. Çünkü devlet bundan vazgeçemiyor. Öğretmen fakültelerine bir akın var, tahakküm var. Ama orada da talep o kadar yüksek değil. Aslında öğretmen adedinin artırılmasına ihtiyaç var. Hele de şimdi pandemi sebebiyle okullar açılırken sınıfların küçültülmesi olmazsa olmaz bir kural. Yüz yüze eğitim olmadan bazı sınıflarda, hele küçük sınıflarda eğitim yapmak mümkün değil. Onun için eğitim saatlerini biraz esnekleştireceksiniz. Onun için sınıfları küçülteceksiniz. Sınıfları küçültmek demek öğretmen adedini artıracaksınız. Öğretmene de onun karnını doyuracak, geçimini sağlayacak kadar ücret ödeyeceksiniz. Eğilim öyle bir gidiyor ki sanki ileride devlet eğitimden bütünüyle elini çekecek, iş özel eğitim kurumlarına kalacak. Bu çok yanlış olur. Özel eğitim kurumlarının karşısında değiliz. Özel okullara karşı değiliz. Ancak eğitim esas itibariyle parasız olmalıdır. Bedava olmalıdır. Ha, bazı okullar daha iyi bir öğretim programı uygulayacağım diye daha kaliteli öğretmenleri istihdam ederek imkanı olanları özel okullarda okutabilmek için okullar kurabilirler. Bizim buna itirazımız olmaz. Ama Türkiye'de milyonlarca öğrenciye sadece devlet okullarında siz okutamazsanız paralı eğitime onları yönlendiremezsiniz. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın rakamlarına bakıldığı zaman Milli Eğitim bütçesi 2020 yılında 125 milyar küsur TL. 125 milyar. Bütçe içindeki nispetine bakarsak bunun %11,45. Tabii Milli Eğitim gibi kurumlar yatırım kurumları değil esas itibariyle. Zaten okulların büyük bir kısmı bitmiş. Burada ağırlık ister istemez öğretmene verilen para olacaktır. Bundan daha tabii bir şey olmaz. Hizmet, bir de hizmet edenler var. Okullara para yeterince verilemediği için Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki velilerden hiçbir şey almayın. Ama sana ben bir temizlikçi kadrosu vermem. Temizlik yapacak malzemeleri veremem. Bütçede imkanım yok. Ne yapacak okul idaresi? İster istemez velilere diyor ki okulumuzun temiz olmasını istiyorsanız katkı sağlayacaksınız. Bunu resmen söylemiyor. Ama oturduğu zaman velilerle karşı karşıya geldiği zaman açıkça söylüyor. Çözüm yok çünkü. Okul pis mi kalacak? Bunu sağlayamayan okullarda temizlik yok zaten. O sabiler böyle bırakılabilir mi ya? Biz sadece öğretmenin maaşını veririz, gerisi bizi idare etmez, alakadar etmez, ilgilendirmez diyemezsiniz. O okulun bütün ihtiyacını devlet olarak karşılamak mecburiyetindesiniz. Karşılayamıyorsunuz. Neden? Çünkü ekonomimiz batak da onun için. Peki neden batak? Sizin yanlış politikalarınız sebebiyle. Kabahati kimseye artık yükleyemezsiniz. 18 yılda çözemediğiniz, tam tersi büyüttüğünüz bir problemin bütün mesuliyeti sizin omuzlarınızda. Çıkıp da başka bir partiyi bizden önce neler yaptılar? Yahu iktidara gelen bir partiye genelde 4 ile 5 yıl süre verilir işi düzeltsin diye. Sizin yürüyüşünüzden
problemleri çözüp çözemeyeceğiniz anlaşılır. Bu 5 yıllık, 4 yıllık zaman zarfında. 18 yıl olmuş. 18 yıl. 18 yılda beceremeyeceğinizi bundan sonraki 18 yılda da beceremezsiniz. Neden? Çünkü icraat felsefeniz yanlış. Siz üretime dönük yatırımlara değil, milletin gözünü boyamak için hizmete dönük yatırımlara önem veriyorsunuz. Eğitim dediğiniz zaman kafanızda iktidara gelince iki şey vardı. Bir, bina yapacağız. İki, akıllı tahta koyacağız. Üç, tablet dağıtacağız. Ne oldu? Bunların hepsini yaptınız. Ama eğitimde bir ilerle sağlanmadı. Niye? Ya bunlar araç, gereç. Eğitim felsefesi, müfredat, öğretmen kadrosu, kadronun niteliği, vasfı. Esas olan o. Siz bunların hiçbir tanesine önem vermediniz. Sadece İmam Hatip okullarının adedini artırarak manevi eğitime değer veriyoruz kanaatini oluşturamazsınız artık. Muhterem arkadaşlarım, onun için ben iktidarı özellikle bir, milli gelirin artabilmesi için üretime dönük yatırımlara başta tarım olmak üzere çok ama çok büyük önem vermelerini tavsiye ediyorum. İki, eğer böylece milli gelirimiz artar, bunu sağlayabilirseniz bu artan milli gelirin vatandaş nezdinde adil dağıtımını yapma mecburiyetindesiniz. Bu ne demek? Öğretmen maaşlarını da onların rahat geçinecekleri bir seviyeye çıkaracaksınız. Ben tabii bunu söylüyorum. Bu arada şimdi sağlık konusunu geçtik. Sağlıktakiler diyecekler ki bizim halimiz ne olacak? Doğru. Şu anda sağlık personeli de aynı şekilde uzun zamandır stresli bir ortamda çalıştıkları için ne yazık ki demoralize olma noktasına geldiler. İktidarın tavrı da onların moralini artırmaya yetmiyor. Bir, ölüm hadiseleri artmaya başladı. Doktorlarımızı kaybediyoruz. Hemşirelerimizi, personelimizi kaybediyoruz. İki, artık bu strese dayanamayanlar da istifa etmeye başladılar. Götüremiyorlar. Onun için sadece lafla peynir gemisi yürümüyor. Bunu tekrar tekrar söyledim. Bu noktada da kifayet eder diye düşünüyorum. Muhterem arkadaşlarım, tabii son olarak da Akdeniz'de ki karşılaştığımız problemlere de kısaca bir temas etmek istiyorum. Akdeniz'de yükselen tansiyonu yakından takip ediyoruz. Hükümetin bu noktadaki kararlılığını destekliyoruz. Haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyiz. Attığımız meşru adımlardan geri adım atmayız, atmamalıyız. Bu noktada iktidarı her zaman dışa karşı destekleme noktasındayız. Bunun bilinmesinde fayda var diye düşünüyorum. Ancak muhterem arkadaşlarım, iktidar aslında dış politikada iktidara geldiği günden beri itibar kaybediyor. İlk başlangıçta özellikle Avrupa Birliği'nin ve Batılıların gündeminde yer alabilmek için bir takım adımlar attılar. O zaman adalete muhtaçtılar. Adalet dediler. Avrupa Birliği de Batı da bu arkadaşların yanında oldu. O zaman hürriyetler, basın hürriyeti, özgürlük dediler. Batı bunların yanında oldu. O zaman ülkeler arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptılar. Avrupa Birliği'nin üyesi olacağız dediler. Batı bunlara destek verdi. Hele bir de dua edince Allah aldı gitti başını iş. Ama şimdi geldiğimiz nokta öyle değil ki. Geldiğimiz noktada diplomaside tabiri caizse sınıfta kaldık. Herkesle aramız bozuk. Sadece Batı'yla değil, Batı'nın tamamıyla. Rusya'yla da aramız bozuk. Çin'le de bozuk. Komşularımızla, bütün İslam ülkeleriyle aramız bozuk. Yapmayın yahu, bu kadar beceriksizliği
kolay kolay hiçbir yönetim başaramadı. Siz başardınız. Irak'la kavgalıyız, Suriye'yle kavgalıyız, Mısır'la kavgalıyız. Libya'da iktidar tarafını tutuyoruz ama Batı, Doğu, Rusya tamamı karşımızda. Suriye'de hepsi birleştiler bizim karşımızda. Bu cidden başarılması zor bir durum. Bizi bu hale nasıl getirdiniz ya? Nasıl oldu da bir tane destekçimiz yok? Şimdi İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın arasını düzeltebilmek için arabuluculuğa soyunmaya başladınız. Allah'tan korkun ya. Suriye'yi bu hale getiren siz oldunuz. Hani Şam'da cuma namazını kılacaktınız? Herhalde bu gidişle Esad'la beraber saf tutacaklar. Böyle bir mantıkla dış politika yürütülmez. Nerede bizim D8'lerimiz? Çevremizdeki ülkelerle kurduğumuz bağların hiçbir tanesi yürümüyor. D8'ler nerede? 97'de Sayın Erbakan'ın, Allah rahmet eylesin, iktidarı devretmeden önce kurduğu D8'ler. İşlevsiz. Nerede ekonomik işbirliği teşkilatı? 1985'te kurulmuştu. Daha sonradan Sovyetler dağılınca bütün Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de üye oldu. 10 üyesi var. Nerede bunlar? Nerede İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında Faysal tarafından kurulmuştu Fas'ta? Hiçbirisinin esamesi okunmuyor. Biz bunların dönem başkanlıklarını yaptık. Elbette şimdi Avrupa Birliği de karşımıza çıktı sizin yaptığınız yanlış politikalardan dolayı. Amerika ile değil, Trump'la arası güzel bu arkadaşların. Sadece Trump'la. Joe Biden'dan bir zamanlar dostluk türküleri söylerken onun bir ifadesinden dolayı şimdi muhalefeti suçlamaya kalkıyorlar. Ya ilk tepkiyi biz gösterdik ya. İlk tepkiyi. Türkiye, Türkiye'den idare edilir. Hadi oradan. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayıymış. Kim olursan ol. Biz diyebildik. Ama bu arkadaşlar diyemediler. İktidara gelirken Irak müdahalesine destek vaadini alarak geldiler. İsrail'le münasebetleri zirveye çıkarmak için geldiler. Hamas'ı bile şimdi İsrail'le anlaşır hale getirdiler. Yapmayın ya. Bu kadar dağınıklık olmaz. Bu kadar perişanlık olmaz. Türkiye bu hale düşürülecek bir ülke değil. Sizin itibarınız düştüğü için Türkiye'ye karşı ülkelerin tavrı değişti. Türkiye güçlü bir ülkedir. Güçlü olmakta da devam edecektir. Yunanistan'ın palavralarına kimse papuç bırakmaz. Fransa onların yanına değil, Avrupa gelsin fark etmez. Ama diplomasi diye bir şey var. Birbirleriyle çekişen ülkeleri bile biz karşımızda bir araya getirme becerisini gösteriyorsak vay geldi bizim politikalarımızın haline. Suriye'de Amerika ile Rusya bizim karşımızda var. Anlaştılar. Bizim terörist dediğimize onlar meşru devlet unvanını verdiler. Bu başarıyı her iktidar gösterebilir mi? İşte gösterdi. Bunlar gösterdi. Şimdiye kadar bunlardan daha fazla, AK Parti'den daha fazla bu konuda mesafe kat eden bir iktidar geçmişte hiç olmadı. Allah rızası için külahınızı önünüze bir koyun. Şu söylediklerimi bir düşünün. Ben biraz yüksek sesle belki bunları dile getiriyorum. Ama emin olun her söylediğim gerçeğin ta kendisi. Kimseye iftira etmem. Yalan söylemem. Hata edersem geri dönmesini, özür dilemesini de bilirim. Ama gerçekleri söylemezsem de üzerimdeki vebali atamam, mesuliyeti yerine getirmiş olmam. Ben muhalefette bulunan bir parti olarak geçmişte bu arkadaşlarımızla, yıllarca birlikte çalışan arkadaşlarımızla bizim o önem verdiğimiz değerleri
bertaraf ederek bir politikanın yürütülmesine rıza gösteremem. Muhterem arkadaşlarım, Allah yar ve yardımcımız olsun. Hakikaten çok ama çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomimiz perişan. Kutuplaşma zirveye çıktı ve bunu artırabilmek için, sırf kendi menfaatlerinden dolayı kutuplaşmayı artırabilmek için büyük bir çabanın içine girdiler. Adalet yerle yeksan oldu. Dış politikada da halimiz belli. Allah yardımcımız olsun diyorum. Ezan okundu ama sorunuz varsa cevap vermeye çalışacağım. Buyurun. Evet. Buyur. Öncelikle MHP'den ayrılan milletvekili Cemal Engin, daha önce de hep Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunuyordu ama bugün yaptığı bir açıklamada önümüzdeki yapılacak bir seçimde parlamenter sisteme dönülmüş bir sistemle seçime gidecek. Bütün partileri uyarıyoruz. AK Parti için de en ideal olanı budur. Parlamenter sisteme dönüştür. Çok güzel. Tebrik ederiz. Hatadan dönmek kârdır. Madem ki dönmüş. Gerçi Sayın Yengiyurt biraz kendisi de çok böyle gelgitli bir arkadaş. Ama inşallah bu sefer söylediği sözler yerindedir. Kendi partisi de eski partisi de iktidar da ümit ederim ki bu sözlere kulak verir. Bir de konuşmanızda değindiğiniz zaman Giresun mitingine, Cumhurbaşkanı Giresun mitingine, dün akşam Sayın Ömer Çelik'e de sordu. Olağanüstü şartlarda oluşan fiili bir durum engelleyemezdik. Evet. Doğru. Çünkü olağanüstü şartları da kendileri hazırlıyorlar. Arkasından da olağanüstü şartına sığınarak kendi hatalarını örtmeye çalışıyorlar. Yani zaten iktidarın en büyük problemi yaptığı hatayı hiçbir zaman görmemekte. Yani bir kere de dese ki yahu yani demiyor mu diyeceksiniz, var işte İstanbul'u mahvetmişiz, bizim de kabahatimiz var, İstanbul'a ihanet etmişiz diyor da arkası geliyor mu? Gelmiyor. İşte burada da sıkıntı o. Evet, biz yani bu tip noktalarda beklenmedikleri bir durum ortaya çıktıysa süratle çay atıp milleti birbiriyle neredeyse tepesine biner hale getireceklerine çay dağıtacağız desinler. Niye çay atıyorlar? Hazır bir yerde bekletiyorlar. Niye? Çünkü böyle bir şeyin olacağını biliyorlar. Olağanüstü hali kendileri meydana getiriyor. Evet. Son olarak efendim, milletvekili Barış Atay'a bir saldırı gerçekleşti. Evet. Türkiye İçi Partisi'nin. Tabii hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun bir bakanın ifadeleriyle bir insana saldırı meydana gelebiliyorsa bizim bunu tasvip etmemiz mümkün olmaz. Hele de milletvekillerine karşı yapılan bir saldırıyı tasvip edemeyiz. Nihayet beğeniriz, beğenmeyiz, taban tabana zıt fikirlere sahip oluruz. Ama bir grubu insanı orada temsil ediyorsa ona böyle bir saldırının yapılmasını tasvip de edemeyiz. Böyle bir zeminin hazırlanmasını da doğru bulmayız. Onu da ifade edeyim. Çok kısa olarak parlamenter sistemle ilgili şey soracağım efendim diye de. Çok hızlı geçtiniz ama oraya. Parlament şu anki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçime gidersek eğer sonuç nasıl olur ya da... Onu bilmem. Yani seçime daha zaman var. Herkes kendi açısından bakarak bir şeyler söylüyor ama bir gerçek var ki artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bile popülaritesi %40'ın altına indi. AK Parti daha da aşağılara düştü. Bu şu andaki kanaat, yarın ne olur bilemeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan ittifak da bu arkadaşları kurtarmıyor. Onun için yeni arayışların içine girecekler. Seçimi erteleme için olağanüstü hal oluşturmak dahil. Bunu da söylüyorum şimdiden. Allah muhafaza etsin, inşallah öyle bir şey olmaz. Siz mi sordunuz, siz mi? Buyur. H24'ten Burhan demişmiş. Biliyorsunuz ki HDP mecliste bir deklarasyon yayınladı. Barış ve Demokrasi Deklarasyonu ve bütün partilere de çağrıda bulundu. Bir an önce barış tesis edilsin diye. Saadet Partisi olarak sizin... Yani şimdi bizim tabii bu konu çok hassas bir konu. Bu konuyu da, bu problemi de çözmeden Türkiye'de doğru dürüst bir... havanın oluşması pek mümkün gözükmüyor.
Burada ben HDP'nin de iktidarın da diğer partilerin de mutlaka yeni bir anlayışa gelmelerine ihtiyaç var. Yani burada öyle bir hava meydana getirildi ki HDP'ye dokunmak en büyük suç haline geldi. Ama burada biraz da HDP'nin kendi politikalarının etkisi de var kanaatindeyim. Yani topyekün bir düzelmeye ihtiyaç var. Biz Türkiye'de Kürdüyle Türküyle 81 milyon diyorduk. Şimdi 83 oldu. Aslında fiiliyatta bu rakam 88-89 milyon gibi. Çünkü Suriye'den gelenler adeta yerleştiler. 90 milyona yakın bir nüfusumuz var. Biz bu nüfusun içinde hoşumuza giden gitmeyen fikirlere sahip insanlarla birlikte yaşamayı mutlaka öğrenmeliyiz. Ama birlikte yaşamayı. İşte bu noktada ben biraz daha meselelere yaklaşımda farklılığa ihtiyaç var kanaatindeyim. O da zaman içinde ancak geçecek. Geçmişte bildiğiniz gibi iktidar partisi denemeler yaptı. Ancak o denemelerde sonunda samimi olmadığı ortaya çıktı benim kanaatim. Çünkü Hendek savaşları bunun bir işaretiydi. Gördükleri halde engel olmadılar o zaman. Bundan dolayıdır ki bizim bu politikayı sadece HDP değil, HDP kendi üzerine düşeni mutlaka yapmalı. Ancak muhalefetiyle de iktidarıyla da Türkiye'de yeni bir havanın oluşmasına, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü üzerinde tereddüt geçirmeden bir çalışma yapılmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, hayırlı günler diliyorum. Cenab-ı Hak önümüzdeki günlere hayra vesile kılsın inşallah.